Merhaba arkadaşlar, ben Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğrencisi Beren Kandemir. Bugün size psikoloji alanındaki lisansüstü tezlerin yeni medya çalışmalarıyla kesişiminden bahsedeceğim biraz. Psikoloji alanında dijital teknolojilerle ilgili çalışmalar özellikle son yıllarda artış göstermeye başlamıştı. Bunun en önemli nedenlerinin başında ise tanısal bir kategori olarak İnternet, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi konuların sıkça tartışılıyor olması gelmektedir. 2018 yılında da ICD, Uluslararası Hastalık Sınıflandırmaları Dünya Sağlık Örgütü'nün tarafından ICD'nin 11. revizyonunda oyun bağımlılığı bir tanı olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında çıkarılan DSM, yine tanı el kitabı diyebiliriz buna kısaca. DSM'in 5. versiyonunda da internet oyun bağımlılığı, yani Internet Gaming Disorder tanısı tartışma kısmında vurgulanmış, fakat önerilmiş böyle bir bağımlılık olabileceği, fakat bir tanı olarak kabul edilmesi için daha fazla araştırmaya gereksinim duyulduğu vurgulanmıştır. Aslında bakılırsa psikoloji ve dijital teknoloji, psikoloji alanı ve dijital teknolojilerin tanışıklığı bu kadar da yeni değildir. Özellikle bilişsel psikoloji eğitimi sırasında zaman zaman başvurulan hayvanlarla koşullama deneyleri yerine uzun yıllar önce bilgisayar dolayımlı koşullama programlarına bırakmıştır. Alloway ve Krems tarafından 1994 yılında geliştirilen Sniffy the Virtual Rat Pro bu programlardan bir tanesidir. Burada kısaca nereden hani kesiştiğinin başlıklarını toplamaya çalıştım. Diğer yandan psikoloji alanında pozitivist araştırma geleneğinin hala günümüzde hala baskın olması nedeniyle ölçekler kullanılarak, ölçeklerle geliştirilen çalışmalarda da ihtiyaç duyulan katılımcı sayısı oldukça fazladır. Ve çevrim içi uygulanan anketlerde zaman ve mekan sınırlılıklarını görece bertaraf etmekte ve hani bu durumda çevrim içi anketlerin psikoloji araştırmalarında araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilmesine yol açmaktadır. Psikoloji alanında dijital teknolojilerle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmaları incelemeye geçmeden önce dijital teknolojilerin alanda kullanım biçimleri arasında da aslında bir ayrım yapmak gerekebilir. Öncelikle bu çalışmada dijital teknolojiler konusunda yapılan çalışmalar internet, sosyal medya ve yeni medya anahtar kelimeleriyle sınırlı tutulmuştur. Bunun en önemli nedeni bu araştırmaya konu olan lisansüstü tezlerle ilgili ulusal tez veri tabanında yapılan taramaların araştırmanın amacına uygun bir alan betimlemesi yapabilmesi için çerçeveyi netleştirmesi, daha işlevsel olarak aslında ilerleyebilmesidir bu anahtar kelimelerin tercih edilme nedeni. Bunun nedeni, örneğin daha önce de vurguladığım gibi 2018 yılında oyun bağımlılığı bir tanı olarak kabul edilmiş ve bu gelişmede psikoloji alanında oyun çalışmalarının çok yükselişe geçmesini sağlamıştır. Fakat bunun yanında Piaget, Smolensky, Partan gibi başka kuramcıların oyunla ilgili çok daha kapsamlı, burada kastedilen geleneksel oyunlar, kuramları vardır ve bunlardan arındırılmış bir şekilde dijital teknoloji sahasını betimleyebilmek için de sosyal medya, internet ve yeni medya anahtar kelimeleriyle çalışma kısıtlanmıştır. Yeniden dijital teknolojilerin alan yazımında kullanılmasının kategorizasyonuna dönecek olursak, çalışmada bayrak tutanın internet ve iletişim çalışmaları bağlamında örneklediği faktörlerden yola çıkıldığını söylemek mümkündür. Bu faktörler, burada ICD'nin tanı kitabından bir kısım koydum. Bu şekilde Gaming Disorder'ın tanımlamasını bu şekilde yapmış Dünya Sağlık Örgütü. Bayrak Tutan'ın internet çalışmalarını topladığı 3 başlık, kaynak olarak internet, araç olarak internet ve ampirik saha olarak internet olarak özetlenebilir. Kaynak olarak internet, dijital yayıncılık olanakları ve ortamları denilebilir. Araç olarak internet, internet aracılığıyla ve internet içerisinde araştırma yapmayı kapsamaktadır. Ve ampirik saha olarak internet ise, internetin daha çok bir sosyo-kültürel uzam olarak değerlendirildiği çalışmalardır denilebilir.
Araç ve kaynak olarak internetin kullanımı psikoloji alanı söz konusu olduğunda çoğu araştırmada geleneksel metodlarla bir arada yürümektedir. Bu nedenle incelediğim çalışmalarda araç olarak ve kaynak olarak internet kullanımının çok fazla hani spesifize edilerek, çok fazla özelleştirilerek belirtilmediğini gördüm. Ve o yüzden daha çok ampirik saha olarak internet çalışmalarına odaklandım diyebiliriz. Ben de kendi 2011 yılında tamamladığım tezimde çevrimiçi anket uygulaması yapmıştım. Fakat bunu tezde bir ekstra olarak, özel olarak belirtmemiştim. Bunun gibi birçok çalışma var, literatürde de tez çalışması var. Bu belirlediğim çerçevede Yükseköğretim Kurumu'nun Ulusal Tez Merkezi üzerinden içinde internet, yeni medya ve sosyal medya kelimesi geçen tezler arasında psikoloji alanını seçerek yaptığım taramadan şu 2001-2019 yılları arasında tezler karşıma çıktı ve bunların dağılımı şu şekildeydi. İnternet kelimesi 169'u yüksek lisans, 13'ü doktor olmak üzere toplam 182 tez. Sosyal medya kelimesi bulunan başlığında tezler 94'ü yüksek lisans, 2'si doktor olmak üzere toplam 96 tez. Yeni medya başlığında ise yalnızca 2019 yılında bir yüksek lisans tezi yazılmıştı. Çalışma çerçevesinde toplam 279 tez inceledim. İnternet başlığını taşıyan tezlerin ilki 2001 yılında yazılmıştı. Sosyal medya kavramının tez başlıklarında geçmeye başlaması ile ise ilk olarak 2012 yılında gerçekleşmişti. Diğer yandan psikoloji alanındaki daha önce de bahsettiğim tek yeni medya anahtar kelimesiyle arama yapıldığında karşıma çıkan tek tez de 2019 yılında yayınlanmıştı. Diğer yandan bu çalışmaları gezdirildiğinde dikkat çeken bir başka önemli nokta ise çoğunluğun bağımlılık çalışmaları çerçevesinde şekillenmiş olmasıydı. Özellikle internet anahtar kelimesiyle incelenen tezler arasında bağımlılık konusuna değinilmeyen çok az sayıda teze ulaştı. 182 tezin yalnızca 11 tanesi bağımlılıkla ilgili değildi internet anahtar kelimesiyle arama yaptığımda. Sosyal medya taramasında ise farklı konu başlıklarına rastlanmakla birlikte ağırlık yine bağımlılık çalışmaları üzerindeydi. 96 tezin 14 tanesi sadece bağımlılık üzerine değildi. Bu sayılar belirlenirken de yalnızca tez başlığında bağımlılık geçip geçmesine bakmadım. Çalışma esnasında kullanılan ölçme değerlendirme aracı olarak internet bağımlılığını yordayan bir ölçek kullanıldıysa bunu da dışarıda tuttum. Diğer yandan internet, yeni medya ve sosyal medyanın aşırı kullanımının da literatür üzerinde uzlaşılmış operasyonel bir tanımı şu anda psikoloji alanında yok. O yüzden bu çalışmalar çerçevesinde de benzer biçimde ele alınan aynı konular farklı adlandırmalarla karşımıza çıkabiliyor. Bu durum tezlerde de aynı olgu betimlenirken farklı kavramların kullanılmasına, kavramlar arasında bir ortaklık bulunmamasına yol açıyor. Kolay anlaşılır ve kapsayıcı bir tanım olması ve görece daha yaygın olması nedeniyle benim internet bağımlılığı olarak kullanmayı tercih ettiğim olgunun farklı tezlerde karşılaşılan adlandırmaları ise şu şekilde: internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı, internet kullanım bozukluğu, internetin kötüye kullanımı, internet ve sosyal medya bağımlılığı, yoğun ve bağımlı internet kullanımı ve özgür internet bağımlılığı şeklinde. Bu başlıkların yanı sıra çevrim içi oyun bağımlılığı, çevrim içi kumar ve çevrim içi cinsellik bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı tanımlamaları altında internet dolayımlı olarak ortaya çıkan diğer bağımlılık türlerine odaklanan tezler de bulunuyor. Çalışma kapsamında incelenen tezlerin araştırma yöntemine odaklandığımda ise ağırlıklı olarak ölçek uygulanması yoluyla elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilen istatistiksel analizlerin oluşturduğu nicel metotların izlendiğini gördüm. Çok az sayıda tezde nitel veya karma metodlardan yararlanılmıştı. Bu az sayıdaki çalışmalardan bir tanesinde araştırmacı farklı uzmanlık alanlarından 40 akademisyenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirmişti. Bir diğer çalışmada ise Yonk tarafından geliştirilen çevrimiçi internet bağımlılığı ölçeği Türkçeleştirilerek kullanılmış ve ölçek sonuçlarıyla birlikte 10 katılımcı ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde çalışmanın analizine dahil edilmişti.
Yine internet anahtar kelimesi taramasının kapsadığı bir başka tezde ise çevrimiçi ortamdan ulaşılan medya içerikleri propaganda ve psikolojik harekat kavramsallaştırmaları çerçevesinde analiz edilmişti. Cinsel şiddet ve dil kullanımı kullanımının çevrimiçi içerikler üzerinden incelendiği bir başka tezde ise ekşi sözlük entrilerinin incelendiğini gördüm. Fakat tezde entrilerden bazıları kullanıcı adlarıyla birlikte direkt olarak alıntılanmış ve entry sahibinin rızasına başvurulmamıştı. Aynı şekilde yine eleştirel söylem analiziyle yürütülen bir başka çalışmada Uludağ Sözlük ve Ekşi Sözlük'te yer alan entry'ler incelenmiş. Yine direkt alıntılar yapılmış ve yine araştırmacı bu entry sahiplerinin rızalarının alındığına dair herhangi bir bilgi sunmamıştır. Bunun dışında söylem analizi dışında yorumlayıcı fenomenolojik analiz gibi farklı yöntemlerin kullanıldığı nitel araştırmalarda bulunuyordu. Diğer yandan yöntem olarak farklılık gösteren tek araştırma, deneysel araştırma, öncelikle odak grup çalışmasıyla işe alımda sosyal medya paylaşımlarının etkisine bakılıp daha sonra bir deney grubuna sosyal medya varsayımsal bir sosyal medya paylaşımı raporu sunularak adayların işe çağrılıp çağrılmayacağının belirlenmeye çalışıldığı bir deneysel çalışmaydı. En farklı metodolojiye bu çalışmanın sahip olduğunu söylemem mümkün aslında. Nicel metodların izlendiği çalışmalarda ise internet çalışmalarını ele alan çok farklı sayıda ölçek kullanıldığını gördüm. Bunların hepsini burada sayamayacağım, sürem kalmadığı için çok kısa bir sürem kaldı. Ölçeklerin geçerlilik güvenilirlik çalışmasından bahsedebilirim kısaca. Geçerlilik güvenilirlik çalışmaları incelendiğinde ölçeklerin çoğunun uyarlama ölçeklerde, özgün ölçeklerde de geçerlilik güvenilirlik çalışmalarının yapıldığını gördüm. Fakat çalışmalardan bir tanesinde Young tarafından geliştirilen çevrimiçi internet bağımlılığı ölçeğinin Türkçeleştirilerek kullanıldığını, fakat araştırmacının tezde ölçeğin geçerlilik güvenilirlik çalışmasının yapılmadığını açıkça belirttiğini ve bunu diğer çalışmalarda gerçekleştirilmek üzere çalışmanın bir sınırlılığı olarak belirttiğini gördüm. Yine bir başka tezde ise yine Young'un kurucuları arasında olduğu İnternet Bağımlılığı Merkezi'nin web sayfasından edinilen aile çocuk internet bağımlılığı ölçeğinin direkt olarak netaddiction.com'dan alınıp Türkçe'ye çevrilerek kullanıldığı ve araştırmacının da herhangi bir şekilde geçerlik güvenilirlik çalışmasının yapıldığına dair bir bilgi vermediğini gördüm. Kısaca toparlamam gerekirse psikoloji alanındaki çalışmalar bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sunumların sonrasında sorularınız varsa tekrar konuşalım. Teşekkürler.